Bu tablodaki numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Eser, yazar ve sanat anlayış sütunlarını görmekteyiz. İlk olarak bizden eser istiyor. Yazarı Yaşar Kemal olacak. Bakıldığında Merhaba Akdeniz Halikarnas Balıkçısına aittir. Sarı Sıcak, Yaşar Kemal'in yazmış olduğu öykü kitabıdır ki tek öyküsü zaten budur. Göl insanları Kemal Tahir aittir. Terlik Kavak Hamdullah Kösoğlu'na aittir. Ekmek Kavgası ise Orhan Kemal'e aittir. Elimizde kalan tek seçenek B seçeneğidir. Bakıldığında ya tahammül ya seferin yazarı kimdir? Mustafa Kutlu'dur. Parasız yatalıyı yazan Firuza'nın sanat anlayışı da modernizmi esas alan anlayıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bazı özellikleri verilen Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Üretkenliği, oyunlarının konuları ve diliyle Türk tiyatrosunun Shakespeare'i kabul edilir. 1954 yılında devlet tiyatrolarında oynanan Tanrılar ve İnsanlar ya da diğer ismiyle Gılgamış oyunuyla dikkatleri üzerine toplamıştır tarihsel olaylardan yola çıkılarak yazılmış Hürrem Sultan ve ya devlet başa ya kuzgun leşe adlı oyunları tiyatromuzda tarihsel trajediyeye, trajediyeyi gerçekçi dramaya yükselten önemli iki eser olarak anılmaktadır. Orhan Asena'dan bahsedilmektedir arkadaşlar. Ee, Orhan Asena e, edebiyat yaşamına şiir ve öyküyle başlamış. Daha sonra yazmış olduğu tiyatro eserleriyle tiyatro türünün en önemli isimlerinden olmuştur. Aldığı ödüller, tiyatroya katkıları ve yazdığı eserler nedeniyle Türk tiyatrosunun Shakespeare'i olarak Anılmış bir sanatçıdır Orhan Asena arkadaşlar. İlk oyunu Tanrılar ve İnsanlardır. Devlet sanatçısı ünvanını da almış bir kişidir Orhan Asena. Eserlerinin konularını tarihten, mitolojiden ve toplumun yaşadığı hayattan almıştır. Doğru cevap A seçeneği. Numaralanmış öğretici metin türünde eserlerden hangisi? Karşıda verilen yazarlardan herhangi birine ait değildir. Bu ülke Cemil Meriç'e ait bir eserdir. Düşün payı Suud Kemal Yetkin'e aittir. Yazının ucu burada yer almayan Enis Batur'a ait bir eserdir. Şöyle yuvarladık. Kuşları Kuşlara örtünmek salak bir aittir. O kurma mektuplar ise Nurullah Ataş tarafından yazılmış bir eserdir. 3 numara boşta kaldı ve doğru cevap C seçeneği oldu. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 eserlerden hangisi Sabahattin Ali'nin Bahtiyar Köpek hikayesiyle edebi anlayış yönüyle ilişkilendirilemez demiş soru. Bakalım parçaya. Oturduğum semtin sokakları geniş ve asfalt. Her biri bir fakir çocuğun liseyi bitirinceye kadar okumasına yetecek masraflarla yetiştirilen bu durçamlar caddeye gölge vermese bile güzellik veriyor. Sabahları yaya kaldırımında şık giyinmiş genç anneler renk renk çocuk arabalarında al yanakları, al yanaklı, gürbüz, iyi beslenmekten yüzlerine bön bir rahatlık ifadesi gelmiş çocukları gezdirirler demiş parça. Sabahattin Ali'nin Bahtiyar Köpek adlı hikayesinden anlamlı parçada zengin ile fakir arasındaki fark çarpıcı bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Edebi anlayış yönüyle diyor. Öncelikle şurayı bir açıklayalım. Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi sanatçılardan bir tanesidir arkadaşlar. Ve eserlerini de bu anlayış çerçevesinde oluşturmuştur. Toplumcu gerçekçi anlayışın öncü ismi olarak da kabul edebiliriz aslında Sabahattin Ali'yi bir yerde. Hikayelerinde ve romanlarında da bu anlayışı e, yansıtmıştır. Bu eserlerini kaleme alırken bu anlayışı yansıtmıştır. Yani bu bir kenarda dursun. Şimdi eserlere baktığımızda yorganını sıkı e, sıkı sar, Abbas Sayar tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Abbas Sayar diye. Efendilik Savaşı Fakir Baykurt'a aittir. Fakir Baykurt. 72. Koğuş Orhan Kemal. Kemal. Son Kuşlar Sait Faik Abasıyanık. Sait Faik Abasıyanık. Kanı ise yine Sabahattin Ali'ye ait bir eserdir. Sabahattin Şimdi edebi anlayış yönünden zaten Sabahattin Ali'yi buradan direkt eliyoruz. Hani zaten bu anlayışla yazılmış bir eserdir. Ee, Abbas Sayar, Fakir Baykut, Orhan Kemal bu isimler de aynı Sabahattin Ali gibi toplumcu gerçekçi anlayışla eser üretmiş e, sanatçılarımızdır. Ve bunları da eliyoruz. Fakat Son Kuşlar, Said Faik Abası Yanık e, tarafından yazılmış olan Son Kuşlar adlı eser modernist, postmodernist anlayışla yazılmış bir eserdir. Ki sanatçısı da zaten bu anlayışla eser üreten bir kişidir. Modernist, postmodernist anlayışla eser üreten bir yazardır. Said Faik Abasyanık. Dolayısıyla edebiyat edebi anlayışını ile ilişkilendirilemeyecek olan son kuşlardır. 4 numarada yer almaktadır ve doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçadaki boşluklardan herhangi birine getirilemez? Refik Erduran 1950 sonrası edebiyatımızda oyunlarının yanı sıra roman, eleştiri, fıkra ve gülmece yazılarıyla da bilinmiştir bireylerden çevreye ve topluma doğru genişleyen oyunları arasında en tanınanı nokta nokta atlı eserdir. Yazar bu oyunda eski yaşayış biçiminden kurtulmak için çaba gösteren bir erkeğin tutumundan hareket ederek batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur. Hangi eserdir bu? Cengiz Han'ın bisikletidir. Cengiz Han'ın bisikleti diyelim. Bisiklet adlı eseri. Nokta nokta adlı oyunlarında ise üstün yetenekleri olan kişilerin topluma karşı olan sorumlulukları üzerinde durur demiş. Buraya gelmesi gereken eserler de arkadaşlar Karayar Köprüsü. Karayar Köprüsü. bunun yanında Büyük Justinian. Büyük Justinian ve Uçurtmanın Zinciri. Bu üç eser buraya gelebilir. Son olarak bakıldığında kendisinin de içinde bulunduğu konu olarak dürüst bir gazetecinin patronunca sömürülmesini nokta nokta atlı oyununda ele almıştır. Bu da ikinci baskı atlı eserdir arkadaşlar. Cengiz Han'ın bisikleti, Karayar Köprüsü, Büyük Jistinyen, Uçurtmanın Zinciri ve ikinci baskı. Büyük Jistinyen'i burada gördük. Cengiz Han'ın bisikletini gördük. İkinci baskıyı gördük. Midas'ın kulakları yok. Karayar Köprüsü'nü gördük. Bunları eledik arkadaşlar. Bunlar bu parçadaki boşluklara gelebilecek olan eserlerdir. Midas'ın kulakları ee, zaten Refik Erdoğan'a ait bir eser değildir arkadaşlar. Güngör Dilmen'e ait bir eserdir ve boşluklara getirilemeyecek olandır. Doğru cevabımız da D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçalardaki numaralanmış yerlerden herhangi birine getirilemez? Nokta nokta Çehov tarzı hikayenin temsilcisidir. Sıradan insan, sıradan insanın günlük yaşamını işlemiştir. Otlakçı, mendil altında ve benzeri öykülerinde realist bir anlayış ve sade bir dil benimsemiştir. Memduh Şevket, esen daldır arkadaşlar. İki öykülerini Abdullah Efendi'nin rüyaları Yaz Yağmuru adlı kitaplarda toplamıştır. Geçmişle bugünü bilinç bilinç çatışması biçiminde işlemiştir. Genellikle kişilerin ruhsal çöküntülerini konu edinmiştir. Ahmet Hamdi Tan Pınar. Üçe baktığımızda toplumcu ve bireyin mücadelesini anlatan öyküler yazmıştır. Öykülerini Değirmen, Kanı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk kitaplarına toplamıştır. Türk köyünü ve köylüsünü sistemli bir biçimde işleyen İlk öykü yazarlarındandır. Sabahattin Ali'dir arkadaşlar. Dörde baktığımızda anı öykü formunda hikayeler yazmıştır. Yazarın öykülerinde çocukluk, okul, çalışma, gençlik yılları ile ilgili anıları vardır. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul adlı hikayelerinde şiire kaçan bir üslup vardır. Bu da Ziya Osman Saba'dır arkadaşlar. Mahmemdu Şevket Esendal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali ve Ziya Osman Saba'yı gördük. Fakat Hüsat Orhan Bener burada bu parçalardaki numaralanmış yerlerden herhangi birine getirilemeyecek olandır. Doğru cevabımız D seçeneği. Numaralanmış eserler karşıda verilen türlerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Faili Rıfkat'a ait Zeytin Dağı ana türünde yazılmış bir eserdir. Eşref Saat Şevket Rado'ya aittir ve sohbet türündedir. Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner'in bir oyunudur. Korkuyu Beklerken Oğuz Atay tarafından yazılmış bir hikayedir. Medar Maişet Motoru ise e, ee, Sait Faik Abasıyanık tarafından kaleme alınmış bir romandır arkadaşlar. Ee, burada roman, e, Midar Maaşık motoru roman türünü görmüyoruz ve 5 ile E seçeneği doğru cevabımız olmalıdır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bireyin iç dünyasını esas alan öyküler verdiği söylenemez. Peyami Safa bireyin iç dünyasını esas alan eserler e, kaleme almıştır. Bunun yanında Abdülhak Şinasi Hisar, Samiha Ayverd ve Selim İleri de yine bireyin iç dünyasını esas alan öyküler kaleme almışlardır. Fakat Aziz Nesin Toplumcu gerçekçi anlayışla eser üretmiş bir sanatçıdır ve bireyin iç dünyasına esas alarak oluşturmuş olduğu herhangi bir eseri, öyküsü yoktur. Doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? Edebiyat dünyasına 1970'li yıllarda çeşitli dergilerde yayınladığı hikayeleriyle giren nokta nokta daha sonra romana yönelen kadın yazarlardandır. Hikayelerinde özellikle çocukluğunun geçtiği sokakları, evleri, oralarda yaşayan kişilikleriyle İstanbul anlattı. ...milli kimlik üzerine durduğu kavramlardandır. Milli kimliği din, dil, tarih, devlet, gelenek, dünya görüşü ve sanat gibi unsurlardan oluşan bir değerler malzemesi olarak ele alır. Hikayelerini sonradan birleştirerek bir eski sokak sesi, evlerinin önü, onlardan kalan adlarıyla yeniden yayınlamıştır. Sevinç çokumdur arkadaşlar. İlk hikayesini Hisar Dergisi'nde e, yayınlamıştır. Eserlerinde geleneksel değerler, milli motifler ve ahlaki hassasiyetler öne çıkar... ...hikayelerine çoğunlukla bir mekan tanıtımı ve olayla başladığını söyleyebilirim. Ortalama Türk insanını belirli bir gelenek içerisinde işlemiştir. Sevinç, çokum, İstanbul'un yoksul kesimini ve orta halli ailelerin dünyasını eserlerine taşımıştır. Kadın tiplerinin dünyalarını başarılı psikolojik tahlillerle yansıtmış... ...duygularını akıcı ve dokunaklı bir dille tasvir etmiştir. Süsten uzak, yalın, şiirsel anlatımı tercih etmiştir. İç konuşmalarda eserlerinde yer vermiştir. Sevinç, çokum ve doğru cevap... A seçeneği olmalıdır. Rasim Özdenar'ına ait numaralanmış eserlerden hangisi diğerlerinden farklı türde yazılmıştır? Hastalar ve ışıklar, çok sesli bir ölüm, denize açılan kapı, ansızın yola çıkmak. Bunlar hikaye türünde yazılmış eserlerdir arkadaşlar. Gül yetiştiren adam ise roman türünde kaleme almış olduğu bir eseridir. Rasim Özdenar'ın diğerlerinden ayrılmakta bu yönüyle ve doğru cevap B seçeneği olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen eserde geçen şehirlerden biri değildir? Beş şehrin asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi sözcüğünde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımıza ve hayatımızı vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur. Beş Şehir eh, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir eseridir. Ve eserde İstanbul, Erzurum, Ankara, Bursa şehirleri bir de bunlara ek olarak Konya şehirleri toplamda 5 şehir e, geçmektedir, yer almaktadır e, eser içerisinde. Fakat İzmir bu şehirlerden bir tanesi değildir ve doğru cevabımız da D seçeneği olmalıdır.